İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığına karşı çıkarak altılı masadan kalkması deyim yerindeyse siyaset gündemine bomba gibi düştü. Peki bundan sonra ne olacak? Akşener masaya geri döner mi? Başka bir ittifak içerisinde mi yer alır? Bu sürece dair tüm olan biteni Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile konuşacağız. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar, hayırlı günler diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun Sayın Genel Başkanım. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı masadan kalkması sonrası Cumhur İttifakı ile hareket ederse memnuniyet duyarız şeklinde bir çağrınız oldu. Neden böyle bir çağrıda bulunma gereği duydunuz? Olgun Bey, biz dün başkanlık divanı toplantımız vardı. Evet. Bu toplantı öncesinde zaten basın açıklaması yapıyordum. Evet. O esnada haber bana geldi. Yani önüme not olarak bırakıldı. Ve ben basın toplantısına devam ettim. Orada bir takım değerlendirmeler yaptım. Sonra orada bir gazeteci arkadaşımız, televizyoncu arkadaşımız bu soruyu yöneltti. Yani dedi ki İyi Parti işte altılı masadan ayrıldı. Cumhur İttifakı'yla birlikte olabilir mi diye bir soru sordu. Ben de bu soru üzerine İyi Parti'nin Cumhur İttifakı ile birlikte bizimle birlikte hareket etmesinden memnuniyet duyacağımızı ifade ettim. Çünkü hatırlarsanız daha önce de hem Sayın Bahçeli'nin hem de Sayın Cumhurbaşkanımızın yine Evet, bu yönde onların da bir çağrısı olmuştu Sayın Akşener'e. olmuştu. Evet. Şimdi de altılı masadan ayrılınca ya yoluna artık kendisi İyi Parti olarak devam edecek. Belki yanına birkaç parti daha alabilir mi, alamaz mı bilmiyorum. Ya da Cumhur İttifakı ile birlikte hareket edecek. Ben de Türkiye'nin içinden geçtiği bu şartlarda işte hem dış politikada yaşananlar hem terörle mücadele İyi Parti'nin de zaten altılı masadaki en büyük rahatsızlıklarından birisi buydu. Hatta masa da İyi Parti'den bu anlamda rahatsız oluyordu. Deprem afeti yaşadık. Yani çok büyük bir yüzyılın felaketini yaşıyoruz. 14 milyon insanımız etkilenmiş. Maalesef, maalesef. 5 bin insanımızı kaybettik. 100 binden fazla yaralımız vardı. Milyonlarca insan şu anda evlerine giremiyor. Ya başka şehirlere göç etmiş ya da çadırlarda, konteyner kentlerde yaşıyor. Türkiye'yi ayağa kaldırmamız lazım. Bunun için de Türkiye'nin önümüzde yapılacak seçimlerde güçlü bir iktidarla yönetime devam etmesi gerekiyor. Ve bunun için de ben eğer İyi Parti Cumhur İttifakı'na katılır, buraya güç verirse, devletin varlığını, ülkenin bütünlüğünü, milletin istiklalini ve istikbalini öncelerek biz bundan büyük memnuniyet duyacağımızı ifade ettim. Peki bu çağrınızın kabul görme ihtimali nedir sizce? Yani orayı biraz daha açmak istiyorum ben. Orada bir zamana ihtiyaç var. Şöyle bir zamana ihtiyaç var. Bugün İYİ Parti dışındaki altılı masanın 5 siyasi partisi bir görüşme gerçekleştirecekler. Evet. Herhalde 14'te miydi, 17'de miydi? Evet bugün saat Bugün. 5'te. 5'te evet. Şimdi bu görüşmede eğer şöyle bir sonuç çıkarsa biz artık İYİ Partisi yolumuza devam ediyoruz. Adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur diye bir açıklama yaparlarsa 5 parti çünkü zaten bu o hadisenin kopmasının sebeplerinden birisi biliyorsunuz son toplantıda Sayın Kılıçdaroğlu Meral Hanım itiraz edince iki belediye başkanını aday olarak öne sürünce o zaman biz 5 parti açıklama yaparız demiş biliyorsunuz. Bunun üzerine Meral Hanım da yani ben gideyim mi diye bir cevap vermiş. Ve ondan sonra Kemal Bey cevap vermemiş ama diğer genel başkanlar ortamı biraz sakinleştirmeye çalışmışlar. Zaten Meral Hanım'ın en çok incindiği noktalardan birisi de bu olmuş. Yani benim görebildiğim, duyabildiğim kadarıyla. Bugünkü şeyi bir görmek lazım. Yani bu genel başkanlar biz artık beşimiz yolumuza devam ediyoruz derlerse artık İyi Parti'nin orayla bağı tamamen kopmuş oluyor. Ama yok, biz İyi Parti ile tekrar bir kez daha görüşeceğiz. Efendim işte bir değerlendirme daha yapacağız gibi bir takım yaklaşımlar olursa o zaman biraz daha beklemek gerekir diye düşünüyorum. Eğer dediğim gibi olursa da o zaman hem İyi Parti'nin artık kendi başına hareket etme ya da başka siyasi partilerle görüşme hakkı etik olarak daha gerçekçi, daha doğru olur. Diğer taraftan da bizim de İyi Parti ile görüşmemiz o anlamda daha doğru olur diye düşünüyorum. Dün mesela şeyin akşam saatlerinde Sayın Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından yayınladığı bir video var, izlemişsinizdir.
Aslında bir bakıma şey değil mi o da, yani sizin söyledikleriniz de aslında destekliyor. Meral Hanım'ı ya da İyi Parti'yi gözden çıkarmışlar yani. Biz o şekilde yorumladık. Hani siz de video izlemişsiniz. Sizin Bugünkü toplantı sonrası o resmileşirse, bir açıklamayla kesinlik kazanırsa, işte ondan sonra İyi Parti'nin de başka partilerle görüşmesi daha doğru olur siyasi etik açısından. Bizim gibi partilerin de efendim, ya da Cumhur İttifakı'nın da İyi Parti ile görüşmesi ondan sonra daha siyasi etiğe uygun bir davranış olur diye düşünüyorum. dün mesela Yavaş ve İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun yanında durduklarını ifade ettikleri bir paylaşımları oldu. Siz de tecrübeli bir siyasetçisiniz. Bundan sonra Akşener'in hamlesi ne olur? Yani farklı alternatifler değerlendiriliyor. Mesela kendi aday olur, ittifaka geri döner ya da farklı partilerle farklı ittifaklar kurulur. Bundan sonra ne olur sizce Sayın Akşener'in hamlesi? Yani biz tabii ki eğer altılı masayla tamamen ipler kopar ve artık orayla İyi Parti'nin ilişkisi tamamen biterse, biz tabii ki isteriz ki bizimle birlikte olmalarını arzu ederiz. Çünkü İyi Parti zaten kuruluş dönemlerine dönerseniz ya da kurucu kadrolarına bakarsanız aşırı bir şekilde, yoğun bir şekilde orada milliyetçi kadroları görebilirsiniz. Ha, daha sonraki yürüyüşünde bunu biraz çeşitlendirdi. Merkez sağa yöneldi ve kendilerince merkez sağda olan boşluğu doldurmak için oraya bir hamle yaptılar. Yani hem merkez sağa hitap etmeye çalıştılar, hem işte Atatürkçülere hitap etmeye çalıştılar, hem milliyetçilere, ülkücülere, hem ulusalcılara hitap etmeye çalıştılar, laikçi kesime. Yani böyle bir bütünsel bir siyaset tarzı izlemeye çalıştılar. Liberal ekonomik modelleri biliyorsunuz öne sürdüler. Şimdi burada İyi Parti kendisi şöyle de düşünebilir. Yani bu altılı masadan kurtulmuş, ayaklarındaki prangaları sökülmüş ve artık ben daha özgür bir şekilde bu hedefime yürüyeceğim de diyebilir. Çünkü İyi Parti'nin hedefi şuydu. Bunu da zaten dönem dönem dile getirdiler. Yani Sayın Akşener'in ben başbakan olacağım sözlerinin hedefine nasıl ulaşacaktı? Hedef şöyleydi. Bu önümüzdeki seçimlerde altılı masanın tarafsız bir cumhurbaşkanı adayı olacaktı. Herhangi bir partinin genel başkanı cumhurbaşkanı adayı olmayacaktı. İyi Parti oyunu %20'lerin üstüne çıkaracaktı. CHP'ye yaklaşacaktı ya da onu bir puan geçecekti. Geçemezse bile en az 1-2 puan altında kalacaktı. Ve tabii tarafsız cumhurbaşkanı ile hedefleri, işte parlamenter sisteme geçiş için 2 sene sonra bir seçim yapacaklardı. İşte o yapılacak seçimlerde de Meral Hanım oyunu daha da yukarılara taşıyarak, birinci parti çıkarak başbakanlığı alacaktı. Hedefi buydu. Şimdi altılı masayla beraber bu hedefinin yürümeyeceğini gördü. Ve dolayısıyla da artık altılı masadan kurtulursa kendisine göre, yani o prangaları sökerse, kendisi yine bu dediğim anlamda da yoluna yürüyebilir. Yani tamamen merkez sağa hedefleyerek yürüyebilir. Dediğim gibi burada da yanına birkaç parti, alabildiği kadar parti alabilir. Kendisi çatı bir ittifak oluşturabilir. Meral Hanım kendisi cumhurbaşkanı adayı olabilir ki zaten bir cumhurbaşkanı adayı çıkarırlarsa en büyük ihtimal odur. Çünkü tabanı, teşkilatı, üyeleri Meral Hanım'ın Cumhurbaşkanı adayı olmasını istiyor. Hele ki Kılıçdaroğlu olduktan sonra, şimdi Kılıçdaroğlu'yla da bir yarış içerisine girme arzusunda olabilir tabanı. Görelim bakalım kim çok oy alıyormuş gibisinden. Böyle bir süreçle yaşanabilir ama bizim arzumuz, yani bana sorulan soruya cevabımı bir kere daha söylersem, ben arzu ederim ki İyi Parti bizimle birlikte olsun. Liderler bazında böyle bir talep var ama tabanın burada tepkisi ne olur? Taban ne der? Cumhur İttifakı tabanı ne der Akşener'in ittifakın içine dahil olmasına? Şimdi Cumhur İttifakı tabanından öyle bir karşı duruş geleceğini düşünmüyorum. Binaenaleyh Cumhur İttifakı tabanımız Türkiye'nin içinden geçtiği şartları çok iyi okuyor, çok iyi değerlendiriyor ve bu ittifakımızın iktidarının da devam etmesini arzu ediyor. Bunu devletin varlığı için de gerekli görüyor.
ülkenin bütünlüğü için de gerekli görüyor. İşte bu deprem yaralarının sarılması için de bunu gerekli görüyor şu anda. Efendim Suriye'nin kuzeyinden tutun da Yunanistan'la olan ilişkiler, Azerbaycan'la olan ilişkiler, buraların hepsini değerlendirdiğinde daha güçlü bir Türkiye için ittifakın güçlenmesine ben sıcak bakacağını düşünüyorum. Zaten İyi Parti biliyorsunuz bu hususlarla ilgili mecliste de hep CHP'den farklı tavır ortaya koydu dönem dönem. Yani bazı tezkerelere evet verdi. Evet abi. Efendim milli manevi konularda yine duruşunu Cumhur İttifakı'nın getirdiği kanunlardan yana koydu. Yani bir fark ortaya koymuştu. Şimdi şöyle Sayın Genel Başkan, bir taraf Akşener'in bu hamlesinin altılı masayı zayıflattığını düşünürken, bir tarafta mesela Kılıçdaroğlu zaten Cumhurbaşkanı adaylığı şu anda kesin gibi, Kılıçdaroğlu'nu daha da güçlendirdiğini savunuyor. Siz olan biteni nasıl yorumluyorsunuz? Yani altılı masayı zayıflattı mı, yoksa burada Kılıçdaroğlu'na bir güç mü kazandırdı Akşener'in bu hamlesi? Olan biteni nasıl yorumluyorsunuz? Burada bir yorumunuzu almak istiyorum ben sizin. Şimdi açık apaçık bir gerçeklik var. Altılı Masa'nın ikinci büyük partisi İYİ Parti'ydi. Yani şu anda en düşük anketlerde oyu %13 ile 15 olarak gözüküyor. Ve şimdi oradan siz Altılı Masa'dan İYİ Parti ayrıldığında geriye ne kalıyor? 25'lik bir Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer geriye kalan partilerin toplam oyununda 2-3 olduğunu düşünürsek 30'u bile bulmayan, en iyi niyetle 30'u bulan bir altılı masadan bahsediyoruz. Buraya HDP eklenebilir mi? Dünkü Kemal Bey'in ziyaretleri bunun işaretlerini verdi. Ziyaretleri ve Sofra. videosunda kullandığı bir ifade vardı özellikle. Sofrayı genişletme ifadesi mesela. O tamamıyla şeye evrildi, yorumlandı. Yani HDP'yi masaya dahil mi ediyorlar acaba? Yani Böyle işte sofraya marjinal sol partileri ve HDP'yi yani PKK'nın uzantısını da davet etti. Şimdi daha rahat bir şekilde davet edecek. Ama onları da topladığınızda yine oyları %40'lar seviyesine kalır. Yani İyi Parti Cumhur İttifakı tarafına geçtiğinde Cumhur İttifakı çok rahatlıkla bu seçimi 60'lara yakın bir oyla kazanır. şu anda kilit parti konumuna mı geldi İyi Parti? Şimdi İyi Parti zaten hani eğer kilitten kastedilen seçimin sonucuna etki etme anlamında bir sözse, ifade ise İYİ Parti zaten %10'un üzerindeki oyuyla Yok, şöyle zaten kilit parti. Yani daha önce diyelim bir ittifakın içerisinde yer alıyordu. Şu anda o ittifaktan ayrıldı ve şu anda ortada. Yani hangi tarafa gideceği veya ne yapacağı bilinmiyor. Şu anda ortada. Ya çünkü önceden HDP için bu yorum kullanılıyordu. Yani HDP şu an seçimlerini kilit partisi olarak kullanıyor. Şu an bir kilit parti de İyi Parti oldu. Yani şu anda İyi Parti İYİ Parti şu anda HDP'yi önemsizleştirdi. Daha kritik bir noktaya geldi, evet. şimdi mesela bugün az önce son dakika haberi geldi. Ankara'da olağanüstü toplanmışlar. Ankara'da Akşener'den olası bir masaya geri dönüş adımı bekliyor musunuz? Meral Akşener'in yeniden masaya dönüşü, yani güç mü katar oraya, yoksa orayı daha mı zayıflatır? Ne olur bundan sonra? ben bu saatten sonra masaya görüden dönme ihtimalini bütün bu açıklamalardan sonra Meral Hanım'ın açıklamaları, İyi Parti kurmaylarının açıklamaları, Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları, CHP kurmaylarının açıklamaları, medyadaki açıklamalar, bütün bu açıklamalardan sonra ben İyi Parti'nin tekrar masaya dönme ihtimalini çok zayıf görüyorum. Eğer dönse de eski tadı olmaz. Evet. Yani eski katkısı olmaz, eski kabulü olmaz. Yani o maya tutmaz artık diye düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ederim. Son olarak varsa söylemek istediğiniz bir şeyler alalım, programımızı kapatalım Sayın Genel Başkan. Ben de size teşekkür ediyorum tüm haberler.com ekibine başarılı çalışmalarınızın devamını diliyorum. Tabii ben aslında arzu ederdim ki bunu daha önce de ifade ettim. Türkiye bu seçimleri belli bir süre keşke gündeminden çıkarabilseydi. Evet. Keşke gündemimiz tamamen depreme yönelik kalsaydı. Bakın birkaç gündür biz depremi konuşamıyoruz. Orada yüz binlerce insanımız, milyonlarca insanımız çadırlarda yaşıyor, konteynerler bulmaya çalışıyor. Çoluğunun çocuğunun başını sokacak bir yuva bulmak için şehirlere, başka şehirlere göç ediyor.
Evleri yıkılmış, dükkanları yıkılmış, esnaflar dükkanlarını açamamış henüz daha büyük çoğunlukla. Keşke gündemimizin tamamı bu olsaydı. Bu seçimleri keşke belli bir süre erteleyebilseydik. Bir de bu yıl ve gelecek yıl yapılacak seçimlerle ilgili hazineden siyasi partilere 10 milyar Evet, TL civarında o çağrınız çok önemli. Hazine yardımı. para siyasi partileri de çağırım, hazineye de çağırım. Hazine belki onu elini kolunu bağlayan bir kanun var ama siyasi partiler bu parayı depremzedeler için gönderirlerse bu paraya yaklaşık 17 ile 20 bin arasında konut yapılabilir. Çok önemli bir miktardır. Daha doğrusu seçimleri keşke biz iki seçimleri birleştirip Türkiye'yi bu seçim yükünden de kurtarmak. Çünkü seçimlerde de ayrı ayrı bütün milletvekillerinin işte adayların harcayacakları var, partilerin harcayacakları var. Yani ben gündemin seçim değil de deprem yaralarımız sarılana kadar deprem olmasını daha doğru bulduğumu bir kere daha buradan da ifade etmek istiyorum. Tabii burada muhalefet buna yanaşmadı ve keşke yanaşsaydı da mecliste bir anayasa değişikliğiyle geçici bir madde eklenerek önce şu başımızdaki felaketi bir sıvalım, yaralarımızı bir saralım, yaralılarımızı bir iyileştirelim, evi yıkılanların evini, yıkılanların dükkanını yapalım deseydik daha doğru olurdu. Hala zamanda geçmiş değil. Ben bir kere daha depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet Amin. diliyorum. Amin. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Geride kalanlara da sabır ve sağlık diliyorum. Devletimiz güçlüdür. Tüm kurumlarıyla şu anda sahadadır. Biz de tüm teşkilatlarımızla, arkadaşlarımızla sahada var olmaya devam edeceğiz. İnşallah bu yaramızı da birlik, beraberlik ve dayanışma içinde aşacağız. İnşallah, inşallah. Çok teşekkür ederim Sayın Genel Başkan. Dedim. Hayırlı İnşallah bir sonraki günler. programlarda yine görüşmek dileğiyle. Kalın sağlıcakla.